istiyorum. Şimdi Kuzey Kore ve Güney Kore'nin arasındaki farkı Didem çok güzel anlattı. Gerçekten ekonomik olarak çok büyük farklar var. Kuzey Kore'nin komünist olmasından dolayı, aynı zamanda tabii Darwinist, Marksist ve komünist olmasından dolayı çok pervasız uygulamaları olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha geçenlerde yeni bir nükleer deneme yaptılar. Biliyorsunuz bu Kim Il-sung öldükten sonra oğlu Kim Jong-il başa geldi ve şu anda çok genç. Fakat liderliğini kanıtlamak için özellikle böyle bir deneme yaptığını düşünüyorlar. Yani pervasızca elinden gelen ne tür faaliyet varsa bu yönde, silah faaliyeti olabilir, nükleer faaliyet olabilir. Bununla ilgili denemeler de rahatlıkla yapabiliyor. Burada bir insan ölecek mi? Etrafa bir zarar dokunacak mı? Bunu düşünmüyor. Sadece analistlerin söylediğine göre orada iktidarlığını, liderliğini kanıtlamak için, özellikle halka bir güç gösterisinde bulunmak için kimseyi düşünmeden bu tür denemelerde bulunabiliyor. Tabii ki burada bakın yaptığı uygulamaların altında Darwinizmin orada geçerli olması çok önemli. Fakat bunun yanında, yani komünist olmalarının yanında, burada aynı zamanda gene Marksist bir altyapıdan gelen, Darwinist bir altyapıdan gelen başka bir doktrin de var orada. Biliyorsunuz hücre doktrini orada aynı zamanda öğretiliyor ve bu doktrinde çok önemli olan Kuzey Kore halkı için çok önemli gibi gösterilen bu liderlerin, yani mesela Kim Jong-il'in ya da Kim Il-sung'un haşa ilahlık vasfı varmış gibi özellikleri anlatıyorlar bu doktrinde. Yani düşünün, halk onlara çok büyük bir güç sahibi gibi görüyor. Dolayısıyla onlardan korkuyor da aynı zamanda. Yani demokratik, laik, herkesin rahatlıkla özgürce fikirlerini söyleyebildiği bir sistem olmadığı gibi, aynı zamanda da böyle hiç mantıkla çelişen, hiçbir yani bilimsel altyapısı da olmayan, zaten eğitim de biliyorsunuz orada çok düşük, böyle bir doktrin geçerli. Tabii ki bunun halka çok büyük bir zararı var. Aynı zamanda ben buna ek olarak, şimdi bu nükleer faaliyetlerin tabii ki sadece Kuzey Kore ile sınırlı kalmıyor. Birçok ülke bu alanda bir tehlike oluşturuyor. Fakat burada bakın, Kuzey Kore aç bir ülke biliyorsunuz. 1990 yılında kıtlık yaşandı. Bu kıtlıkta 2 milyon insan, hatta 4 milyon insan yaklaşık olarak hayatını kaybetti. Hatta Birleşmiş Milletler'den birçok ülkeden yardım yapıldı oraya. Dolayısıyla böyle bir açlık varken parasını silaha, askeri güce, işte nükleer faaliyetleri ayırdığını rahatlıkla görebiliyoruz Kuzey Kore'nin. Bu aslında bütün dünya için geçerli. Bakın, mesela insansız hava araçları biliyorsunuz şu anda gündemde, İHA'lar. Bu İHA'ların dünya çapında birçok ülkede üretildiğini biliyoruz. Hatta Reaper'lar var biliyorsunuz. Hem üzerinde silah barındırıyor, hem de gözlem yapabilme özelliğine sahip, 30 saat falan ayakta kalabiliyorlar. Şimdi bakın, bunların geliştirilmesi için ve uygulanması için dünyada ortalama yıllık 6,5 milyar dolar harcanıyor şu anda. Tüm dünyada 6,5 milyar dolar. Bunun bakın 10 yıl içerisinde 100 milyar dolar olabileceği düşünülüyor. Şimdi dünyada savaş olmadığını düşünelim. Allah'ın izniyle bizim söylediğimiz gibi, yani Allah'ın emrettiği gibi itaat İslam olduğunu düşünelim. Bu İHA'lara ne gerek var? O insansız hava araçlarının, Reaper'ların özellikle silah taşıyarak herhangi bir ülkeyi vurma ihtimalinin olmasına ne gerek var? Tabii ki böyle bir gerek olmayacaktır. O hocamızın söylediği gibi bu araçlara, silah sanayine harcanan bu paralar ne fakir kalır, eğer fakirlere harcansa, ne işte yetimin korunması için herhangi bir eksiklik kalır. Yani bütün bu paralar bütün ülkedeki, bütün dünyadaki herkes için korunması için yeterli olur inşallah. Dolayısıyla bakın, çok çok önemli. Sadece bunların geliştirilmesi, yani silahın geliştirilmesi, işte savaş nasıl daha iyi yaparız, nasıl birbirimizi daha iyi öldürürüz mantığında değil de, nasıl barış sağlarız, nasıl kardeş bir topluluk oluştururuz, bunları inşallah bizim anlatmamız çok önemli olur. Bu da Allah'ın izniyle İttihat-ı İslam'ı anlatmakla, yani barıştan yana olmakla olur.